Erzincan'dan ayrılış. Erzurum'dayız. Şalım alayım ya. Aldım başını gitsin. Kaldım orada şey. Yok böyle bir şey. Erzurum Çifte Minare Medresesi. Yaptığı hat gözünde daha güzel olduğu ölçüde getirmeye başladı. Şöyle bir çırağın kulağına geliyor. Ve çırakta bir kibir oluşuyor. İskelenin son aşamasındayken ustasına dönüyor. Usta bana su getir. Evet. Oyunuz kulağa geçti düşünüyor. Usta bana su getir diyor. Usta da usta yedim odum segit yani çırak. Bırak balayı suya segit. Diyerek kendini iskeleden aşağı atıyor. Ben sonra ben yaptığı hatanın farkında var. Burası da Ulu Cami. Ben ne yaptım? Nasıl bir kirli yakalamışlar? İşte, Erzurum Kalesi. Bu durumun yüzüne diğer işçiler de işi bırakıyor. Aslında Erzurum Çifte Minareli medrese tamamlanmamış bir medresedir. Bunun en güzel görseli zaten gözlere çarpıyor. Sağ minarenin hemen altında figürler görüyorsunuz minare altında. Sağ taraftaki minarenin altında çift simgesi olan hayat ağacı ve çift başlı kartal orada işlenmiş durumda. Ancak sol taraftaki minarenin altındaki işleme tamamlanmamış durumda. Olarak göze çarpıyor zaten en büyük şekilde. Nerede gidiyordunuz bu da? Minarelerin altında hemen sağ altlarında sağ taraftakinde çift başlı kartal hayat ağacı simgesi işlenmiş. Ancak diğerinde ustanın yaptığında daha işlenmemiş durumda. Yani tamamlanmamış olduğu zaten göze geliyor zaten. Bir şey olmuş da tamamlanmamış. Oradaki hikaye çıraklar usta, evet, çırak tamam. Kibire kapılıyor, ustaya dönüyor, usta bana su getir diyor, usta kendini aşağı atıyor. Çırak da sonradan atıyor yaptığı hatadan dolayı, bundan dolayı tamamlanmıyor. Tamam. Evet. Anne geçti çekim seni. Kibir. Bundan kibir. Cami yarım kalıyor. 5. yüzyılın bir Bizans kalesidir. Burak Kuran'da da aslında sizin memlekete gidiyoruz sadece. Varam
Böyle yavaş yavaş resim çekile çekile ilerleyelim. İkinci özelliği ise her basamağı üzerindeki 35 santimlik toprak. Tandır yandığı zaman her sıcak söndüğü zaman soğuk. Dolayısıyla nem ve rutubet bazdan bu toprak izolasyon görevi üstlenip kendilerine yönde. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üçüncü sistem Zeki'ye ve gelecek misafir için hazırlanmış gibi iki misafir oldu. Bunları hepsini gördüm. Altın üstü kapalı odalar şeklinde düşünüyorlar. Etrafı olan tek yer tandır başıdır. Misafir her zaman üstü almanın, bu da misafire verdiğimiz önemi. Ön plana çıkartıp başımın üstünde yerim var atasözümüzün geliş noktası sekilerimizdir. Bu iki bölüm kapalı duvar yaptı. Kandırbaşıyla sekiden aldı şey misafirler buraya kadar. Ahmet abi, Sinan abi beraber misin? Evet abi, birlikteyiz, hep birlikteyiz. Aşık bunlar, kimseyden çıkıyor. Şey yazsın Mustafa. Ne yapalım? Bazı yerlerde alıyor yani. Keşke girip kendini buradan 4 ev açılıyor muhtemelen yakın derece. Akrabalar kardan dolayı iletişimleri kesilmesin diye sokağın üstü 10 metre kapatıp iç avlu üzerinden bölümü oluşturmuşlar. Aynı sokakta yer almalarına karşı kapı girişleri birbirini görmüyor. Her zaman çaprazlama bir sistemle inşa edilir. Sebep mahremiyet. Olur ki aynı anda açılırlarsa denkleşilmesinler diye. Hey misafirler gelin lütfen. Şimdi oradan bana 4 verin lütfen. Oradan 4 verin. Kapılarda 2 doktor var. Baskın olan bu ses ekek. Zırza denilen bu ince ses bayağı düşük. Hangisi çalınıyorsa gelenin cinsiyeti anlaşılır. Kapıyı açmaya giden kılık, kıyafet ve de üsluba dikkat ederek hareket eder. Evde bayan yalnız erkek kapıyı çaldı. Ne yapar? Bayan kim o demek? İç kapı dövülür. Kapı açılacak birisi erkek kendini tanıtır. Değil ise geri dönüşür. Bak kapılar çapraz bak. Karşılığı evet. Görmemesi için. Buralar ayrı ayrı bir yereldi. Güzel değil mi? Bir nesil Bende de vardı. Bende de vardı. Ben de etamin, kaneviçe hepsi var bende. Ben de etek, az eteklerim. O zaman ben de mi eskiyim? Yok sen yenisin. Niye? Kaç yaşındasın ki? Ben 3. Buna da yaklaşık eskiden bütünler de böyle hayalde bir sokak kapalı olacak gibi avlu bir şey gibi. Ayrı. Tencere demeyiz. Kuşkana deriz. Hastalandın mı sen? Şimdi tenceremiz düşük kuşkana. Fatih, gel lan burada. Kız atıyorsun. Programımıza başlıyoruz. İsteklerimiz olsa elimizden gelince yapmaya çalışacağız. Gelince Ahmet abi. Yeah.
Sarıklara mı? Abi misafirlerden yer sofrası isteyenler de yer sofrası oturabilir. Nasıl vaat ediyorlar? Ben vaktiniz kısıtlı, herkes çay mı içer? Sinan abi herkes çay mı içer? Kaç kişi durdunuz abi? 20 tane çay acık İsmail, hemen alıp gelin, diğer grupla çatışmasın. Vakitleri kısıtlı çünkü. Yakutiye Medresesi. Yakutiye Medresesi İlhan eseridir efendim. İlhan hükümdarı Orçato Bey'in kızı Bugahan Hatun için yaptırmış olduğu medresedir. Burası şu günümüzde etnografya müzesi olarak hizmet vermektedir. Kapalı avlu bir yapıdadır efendim. Ayrıca buranın hemen arkasında güzel bir cami var. Lala Paşa Camii olarak bilinir. Erzurum Lala Mustafa Paşa Camii. Lala Mustafa Paşa kimdir? Kıbrıs Fatih olarak bilinir. Erzurum'da görev yaptığı dönemde Erzurum'da camimize ismi verilmişti. Ancak o caminin en büyük özelliği Erzurum'daki Mimar Sinan'ın eseridir efendim. Mimar Sinan'ın eserinin şöyle bir de özelliği var. Bir aşk uğruna yapmış olmasındandır. Çünkü Rüstem Paşa bedestenimiz var. Rüstem Paşa bedesteni dediğimiz günümüzde Taşan. Esas Otutaşı Tesbih Şiar Çarşısı olarak bilinen Taşan bulunuyor. Rüstem Paşa bedestenidir diğer ismi. Rüstem Paşa Erzurum'da Beylerbeyliği görevini yaparken o dönemde Mihrimah Sultan'a aşık. Karnı Sultan Süleyman'ın kızı. Mihrimah Sultan için ona hitaben Rüstem Paşa bedestenini yaptırıyor. Ve bunu yaptırdığını duyan Mimar Sinan, malum Mihrimah Sultan'a kim aşık diyen Mimar Sinan. Geliyor Erzurum'a ve diyor ki orayı yaptırdıysa ben oradan daha yüksek satırda, orayı daha alçak şekilde görecek, yani küçümseyecek bir şekilde, yukarıdan görecek bir satırda daha görkemli bir eser yapacağım Mihrimah Sultan için. Ve geliyor Erzurum Lala Mustafa Paşa Camii yapıyor. Ve satı olarak biraz sonra önünden geçeceğiz inşallah Rüstem Paşa'nın da. Oradan geçerken satı olarak yüksek, oradan zaten oraya alçak gören bir, yüksek gören bir. Yine caminin üstünde bir kitabe vardır. Osmanlı Camii yazısında mevcuttur. Osmanlı döneminde Erzurum'dan vergi alınmayacağına dair resmi bir kitabe, resmi yazı olarak kitabe caminin üzerinde halen de mevcuttur efendim. Evet, nihayet Kars'tayız. Hava iyi ya, sıcak. 33 saat sonra Kars'a geldik.